Onun ıslanmasını arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar, videolarımıza hoş geldiniz. Motor videolarını sevdiğiniz için, sizler için Emirhan'ın motorunu alıp onunla, yani ondan haberli motorunu alıp onun motoruyla video çekmeyi düşündüm. Umarım videoyu beğenirseniz şimdiden iyi seyirler diyorum. Motor basık, yerler ıslak, yağmurlu bir güne denk geldik. Ama yılmadan, durmadan tapa gaz devam arkadaşlar. Motorun dıştan gösterimini göstereceğim sizlere. Acilen başlamam gerekiyor, yoksa yağmur bastıracak, bir şey olacak. Çekebileceğim kadar kayıt almam gerekiyor. Aklım CG'ye gitti, motoru 4'e attım az önce. Oo, güzel sarıyor. Makineci geldi. Böyle karşı arabadan görebiliyorsunuz. Çakar modülümüz var. Tık 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 tık. Oo, hemen savuruyor. Arkaya hemen yanlamaya gidiyor. Mahalle arasında buralarda süreceğim. Zaten motor videolarını önceden izleyen arkadaşlar bizim, benim sayemde yani bütün Bayraklı'yı, bütün İzmir'i ezberledi. Buraları biliyorlar. O yüzden kusura bakmayın, aynı yerlerde dolanıyoruz ama en azı seni kimse beklemiyor galiba. Motorun yabancısıyım. Biliyorsunuz ben GG kullanan birisiyim. Drift ve YBR tarzı motorlar bana garip geliyor. Biraz daha hantal kalıyor, daha sert. Yani altında bisiklet gibi değil de daha motor hissiyatını veriyor. Ama GG bana bu hissiyatı vermiyor. GG benim altımda bisiklet gibi. Yani burada 10 numarayı anlayıp yan koyup devam edebilirdim ama GG değil. Bugün biraz sohbet üzerine gidelim diyorum. Hem böyle bir motorla gezinti yapalım, hem bir sohbet edelim. Görüntü açımızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Rüzgar belki biraz rahatsız edebilir, kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince ayarlamaya çalışıyorum. Ooo, yaş yaş. Yaş 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 yaş. Şöyle bir. Ooo, iki yaptığın an biri yedirmedim bile yani, biri şey yapmadım. Bir de motorun ön lastiğinde balans var arkadaşlar. Baloncuk var yani. Bunu motorcu arkadaşlar anlayabilir. Ön taraf biraz o yüzden sekiyor. Yani daha fazla sekiyor aksine. Yerler ıslak, ayakkabıları falan ıslanıyor ama yapacak bir şey var mı değil. Neden? Her şeyden önemli bir YouTube videomuz var arkadaşlar. Gezelim. Gidelim bir yerlere. Ön lastik falan kayabilir. Motorun yabancısıyım dediğim gibi. O yüzden ne viraja ne şeye yavaş giriyorum her şeye. Tabii kendime güvendiğim yerde hareketimi yaparım. O ayrı konu. Ama bizim bayrak da yani çok var burada kullanmayabilme. Ayrıyeten de çift egzoz var motorda. Şöyle sürtüyor hemen. Sola dönüş hiç yok yani motorda neredeyse. (Gülüyor)
Hava filtresi açık anladığım kadarıyla. Yok yani. O yüzden hava filtresi daha fazla geliyor ekstradansa. Benim CG de öyleydi. Ben ara ara aç kapı yapıyordum tabii ki de. Mazgalda debriyaj bir şey salayım dedim. Aman Allah'ım ne göreyim. Kendi motorun üzerime geliyor. Ablacım çıkıyorlar. Gel de ıslak bir motoru. Yağmur başladı şu an. Gözüme bile girdi yani. Benim zaten motoru almam ayrı bir olay yani. Yağmurlu bir günde denk gelmesi falan böyle. Ama almadığımına baktım. Videomuz bu. 5 dakika içerisinde büyük ihtimalle son bulacak. Ama ben motoru tekrar alırsam yarın ya da başka gün devam ederim. Buranın yolu çok bozuk ya. Yağmur güzel bastırmaya başladı. Şöyle üstüme düşen damlalardan görebileceğiniz üzere ben buradan artık kayıntı kayıntı mahalleme gideceğim. Kendime bir korumak bulmam lazım. Motoru dıştan göstereyim size orada ama bütün olay tabii videoyu çekmekteydi. Emirhan çalışıyor. Motorun asıl sahibi yani arkadaşlar. Ben bugün işi onu götürdüm arabayla motorunu almak için. Ama işte gel gelelim ki hava şartları bize elverişli olmadı. Yani ıslanıyorum. Tamam motoru da ıslanırım ama şimdi bir emanet motoru zaten geldiler şey. Yerler koyuyor. Ben YBR tarzı motor sevmiyorum kullanımını. Sırf siz motor istediğiniz için ben motor bulmaya ya da alabileceğim kişilerden. Herkes diyor benim motorumu alabilirsin falan, motor olan kişi de bunu söyleyecek ama arkadaşlar o iş öyle olmuyor maalesef. O yüzden kısıtlı imkanlar var. Bayağı güzel ıslanıyorum yani. Videoda bir de kendimi kanıtlaya ıslanıyorum ama biz ne dedik her zaman? Biz yaz motorcusu değiliz babacım. Oo, sakin ol YBR, YBR sakin ol. YBR de güzel aslında bir motor yani. Ama bana göre değil. Benim kullanış zevklerime hitap etmiyor arkadaşlar. Maalesef. Yani her YBR de aynı değildir tabii ki. Ama ben kullandığım drift'i de YBR'yi de genellikle sevmiyorum. Çünkü beni en çok bitiren kısım direksiyon dönüş açıları. CG'de bunlar daha elverişli. Ayrıca de motorda ağırlık yok. Her türlü manevra yapmanı sağlayabiliyor sana. Bunlarda ağırlık var. Çünkü depo kısmı büyük şu görmüş olduğunuz. Ve basınca biraz daha hantal bir hale geliyor. Güvenlikle alakalı tek bir sorunumuz yok. Diyenler çok ıslak. Karşıdan da bir basit geliyor. Ses tonu falan diye yaşıyor. Böyle garip bir mevzular var burada. Çözemedim ben de. Ama ritmimi tutarım. Ritmimi tutarım. Islansam bile tutarım. Şu an gözüme yağmur damları vuruyor. Büyük ihtimalle telefonumda yani kas kamera olarak kullandığım telefonumda ıslanmış bir biçimde. Buranın yolu çok bozuk çünkü İzmir Bayraklı Belediyesi'ne de buradan sevgiler saygılarımı sunuyorum. Hatta İzmir'deki tüm belediyelere yani hiçbir tane düzgün yol yok. Anlamış da değilim. Mesela motor boşa geçiyor babacım. Saçma yani bir aşağı. 4 yukarı falan filan. Hepsi aşağı olacak babacım. CG stili.
Bu ne yani? Niye yani? CBF kullandığım zaman böyle bir şey olmuyor. Basit motorda böyle bana çok ters geliyor. Bilmiyorum. Mahalleye doğru geldim. Motoru göstereceğim de amına dönemiyorum ki. Güzel attın, geldim ya. Bak boşa geç hadi. Güvenlikle alakalı pek bir sorunumuz yok. Ben sadece ıslandım. Şimdi kask kamerasını çıkarayım. Motorun dıştan görünüşü bu arkadaşlar. YBR çift egzoz. Ya bende hiç sıkıntı yok. Ben yağmurda binerim motora. Eyvallahım var ama telefonum ıslanmasın arkadaşlar. Emiren Kanık motoru baştan aşağı topladı arkadaşlar burada. Yaşın abi! Yani boya kaporta vesaire işlemine falan girdi. Boya kaporta diyorum ya, boya işine girdi. Motoru boyadı. Bir ufak tefek eksikleri var ya da hataları var. O da kendi biliyor. Egzozu tekrardan nikelaja gidecek. İşte makinede şu nikelaj aksamları olacak. Jantman alacak. Belki de yapmayacak, satacak. Kararsız yavaş yavaş topluyor. Ben bu halini bile, gördüğüm için bu halini bile beğendim. İlk halinin fotoğraflarını alacağım. Ondan bunu da edite koyarım. Vallahi ya yapışsa körüklü ve eğir meğir böyle çok yakışıklı olur aslında ama ben kullanımını sevmiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Umarım yağmur durur, 5 dakikaya çıkarım. Yağmur durmazsa yarın bugün alırsam da bu videonun devamını getireceğim. Ya da artık ne yapacağız bilmiyorum. Belki de bu video bu kadardı. Siz bu kadarını izleyeceksiniz. Kaç dakika çekim yaptığımı bile bilmiyorum. Yağmurdan dolayı hep telefonu ıslandı mı ıslanmadı mı diye düşündüm açıkçası. Yorgunum. Ben de bu 21.03 manita ile ilgili bir şey olabilir. Evet, 21.03.2021 manitası ile ilgili bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bir yastık hocasın. Emirhan kardeşimize de. Instagram hesabını açıklamaya koyacağım. Motorla ilgili sormak istediğiniz soru varsa onu sorarsınız. En kötü böyle videolar çıkarmaya çalışıyorum. Emeğimi hor görmeyin. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha ileri gelecek. Elimde geldiğin her fırsatta video çekmeye çalışıyorum sizler için. Kötü bile olsa, şey de olsa, bir önceki videomuz motorlarla gezinti olan, gece kalitesi kötüydü biliyorum. Ama en azından paylaşmak istedim. Bunu da paylaş diyen bir kitle var. Beni izleyen bir kitle var. Abi ne olursa olsun bir video paylaş diyen kitle var. O yüzden çok da fazla konuşmayayım artık. Yeter ama lan. Kendinize bakın. Amberle döşeme videoları gelecek arabaya, motora. Takipte kalın. Yapıyoruz, uğraşıyoruz. Benim aklımı verin. Bak ses tonum kalmamış. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.